Herkese merhaba. Bana daha neşeli konuş. Herkese merhaba. Ben Alp. Daha neşeli konuş. Herkese merhaba. Ben Alp. Hayır, olmadı. Çok donuksun. Robot gibisin. Çüş, sen mi diyorsun bunu bana ya? Allah Allah. Google bu seneki I/O konferansında yapmış oldukları birçok yenilikten bahsetti. Ancak bir de bunların yanında insanların fazlasıyla dikkatini çeken ve hatta bir kısmında tepkisini çekmiş olan Google Duplex var. Bu yazılım Google Asistan'ın içerisine yüklenecek olan bir özellik. Görmüşsünüzdür tahminimce ama bilmiyorsanız bu özellik ile artık telefonunuzdaki asistan gerçekten bir asistan oluyor. Örneğin berbere gideceksiniz ve iş yoğunluğundan arada işte berberi arayıp da randevu alamıyorsunuz. Böyle bir durumda Google Asistan'a diyorsunuz ki evladım git bana cumartesi günü saat 10'da bir randevu al demeniz yeterli oluyor. Ve sonrasında gelin bakın neler oluyor. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Bu izlediğiniz şey kurgulanmış bir şey değil. Bu gerçekten de yapay zeka ile bir insan arasında geçen telefon görüşmesi. Benim ağzımı açık bırakan şey, asistanın karşısındaki insan ile konuşurkenki doğallığı ve karşı taraftan gelen soruları çok iyi anlıyor olması. Hatta bu diyalog içerisinde böyle düşünme sesleri, heh tamamdır tarzında küçük oyunlarla tepkiler bile veriyor. Şu anda henüz bu kadar akıcı ve bu kadar iyi insanı taklit edebilen bir yazılım meydanda yok. Hatta sevgili Sofia'yı hatırlarsanız, o inanılmaz doğal suratına bakmadan bile telefonla görüşseniz yine de onun robot olduğunu net bir şekilde anlarsınız. Şimdi bir de gelin konuşması çok daha bozuk bir insandan nasıl oluyor bir ona bakalım. Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people? When? Next night? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like upper like 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? When tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Yep. Bye bye. Gerçekten çok doğal konuşuyor herif. Yani çok acayip. Şimdi burada gördüğünüz üzere karşı tarafın hem aksanı hem de cümle yapısı bozuk bir şekilde konuşuyor. Ancak Google Duplex bunu çok net bir şekilde anlayıp görevini yerine getiriyor. Bu kadar gerçekçi bir konuşmanın karşı tarafında ben olsaydım muhtemelen hiçbir şekilde yapay zeka olduğunu anlayamazdım diye düşünüyorum. Şimdi açıkçası ben ilk izlediğimde bu olayı gerçekten çok etkilendim. Yani yapay zekanın nereden nereye geldiğini net bir şekilde görmemizi sağlayan bir teknoloji bu. Bu özelliğin güzel olduğu kadar korkutucu ve düşündürücü bir tarafı da var. Hatta şu anda birçok insan bu asistanın kendini Google Asistan olarak tanıtmaması nedeniyle bir nevi karşısındaki insanı kendisinin insan olduğuna inandırıp kandırıyor diye düşünüyor. Ve bu özelliğin etik olmadığını söylüyorlar. Açıkçası karşımdakinin yapay zeka olup olmadığını bilmek beni çok rahatsız etmese de bunun yanında olabilecek şeyler beni daha çok endişelendiriyor. Örneğin en basiti büyük firmaların çağrı merkezlerinde çalışan insanların böyle bir uygulamadan dolayı işlerinden olmalarına neden olabilir. Düşünün ki bu sistemi kendi satış departmanına adapte etmiş bir firmanın sizi arattığını. Sistem Google. Sizin hakkınızda sahip oldukları data ile sizi Google'dan daha iyi tanıyan biri yok. Facebook. Facebook.
Google sizin tüm alışkanlıklarınızı, neyi sevip neyi sevmediğinizi çok iyi bildiğinden, bu kadar bilgiye sahip akıllı bir yapay zekadan size bir ürünü daha iyi satacak bir insan olacağını zannetmiyorum. Bir de acaba merak ettiğim, siz bu Google'la görüşme yaptığınız zaman, hani bırakın karşı taraftakinin yapay zeka olup olmadığını, acaba o konuşmalar kayıt altında oluyor mu? Eğer öyleyse bunun da bilgisinin veriliyor olması lazım. Ve bir yandan da tabii ki de şu an çok yaygın olan bu telefon dolandırıcılar için çok daha yaratıcı tekniklerin önünü açabilecek bir sistem olacaktır. Bir de yapay zekanın bu kadar gelişmesi yetmezmiş gibi bir yandan da robot teknolojisi hızla gelişiyor. Fabrikalardan depolara kadar işçi robotlar zaten çok yaygın bir şekilde kullanılıyor aslında. Örneğin bir İngiliz firması kurduğu devasa depoda yüzlerce robottan oluşan bir sistemin içinde hava trafiği kontrolü teknolojisi kullanarak 4G ile birbirleri arasında iletişimde olup gelen siparişleri toplayıp teslimat birimine gönderiyorlar. Bunların yanı sıra artık insan formunda atik ve güçlü robotlar ve hatta 4 ayaklı hayvanlara benzeyen robotlar da geliştiriliyor. Hani siz eğer Sofia'dan korktuysanız bir gelin de Boston Dynamics neler yapıyor ona bir bakalım. İşte zamanda bu robotlar sadece yürümeye çalışırken artık koştur paranda atabilir hale falan geldiler yani. Korkunç bir şekilde bu robot teknolojisi de gelişiyor. Bunlara ek olarak o bahsettiğim 4 ayaklı robotlara bakarsak da belki bu videoyu çok önceden görmüşsünüzdür. Böyle iri kıyım 4 ayaklı bir robot kendisi. Bu iri robotun bir de ufak mini boyunu yarattılar. Hani daha çok böyle ofislere, ev içine girebilsin diye. Bu köpeğe benzeyen tatlı robotun adı da Spot Mini. Bu robot da en az abileri kadar kabiliyetli. Üzerinde bulunan birçok sensörler ve önünde arkasında yanlarında bulunan kameralar ile bulunduğu ortamda karşısına çıkabilecek engelleri görerek ona göre hareket edebiliyor. Bu robot yeni bir ortama girdiği zaman ilk başta manuel kontrol ile etrafı gezdiriyorlar ve bu gezdirme işlemini yaparken robot kendine bir harita çıkartıyor. Bu haritayı çıkarttıktan sonra da artık robot kendi başına o ortam içerisinde gezebiliyor. Bu ufak arkadaşımıza bir de isterseniz kol eklentisi yapılabiliyor. Hani bu sayede kapıları açmak gibi böyle ufak tefek bir takım özellikler gelmiş oluyor. Ancak ileride daha farklı eklentilerin de geleceğini söylüyorlar. Bu robotların hiçbirine aslında şu an ulaşma şansınız yok. Ancak bu firmanın CEO'sunun açıklamasına göre Spot Mini'yi 2019 yılında satışa çıkarmayı planlıyorlar. Hani ilk etapta 100 adet üreteceklermiş ama sanırsam daha çok üretici firmalarla anlaştıktan sonra onun sayısı artacaktır. Ama tahminimce fiyatı böyle... Yani çok ultra lüks bir araba fiyatı olacaktır. Ama yani kısacası anlıyoruz ki artık bu tarz teknolojilere insanların erişmesinde önü açılıyor demek oluyor. Ha bu arada bu robotları test ederken şu tarz testler yapıyorlar. Şimdi bir de düşünün bu robotların o bahsettiğimiz yapay zeka ile bir birleştiğini, o test sürecinde yapılan şeyleri unutmadığını bir düşünsenize. Peki şimdi bu gelişen yapay zeka ve robot teknolojisiyle sizce çok daha tehlikeli bir zamana mı ilerliyoruz? Yoksa bunlar tamamen bir hurafe, hayat kalitemizin arttığı, yaşamın çok daha kolaylaştığı bir zamana doğru mu gidiyoruz? Bunlar ile alakalı tüm düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ve bu videoyu ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarla paylaşmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.